Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy yasig'an sadoqatmanlikni tekshirish uskunasi g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitoy tadqiqotchilari partiya a'zolarining kommunistik partiyaga bo'lgan sadoqatmanligini bayqiyolaydigan yangi sun'iy idrok uskunasini yasab chiqqanligini e'lon qilgan. Bu yangilik e'lon qilinib, xalqaroda zo'r g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin mazkur sun'iy idrok uskunasiga aloqador uchur va ma'lumotlar to'rdan o'chirilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Fanlar Akademiyasi va Anhui o'lkasi birlikda qurgan Xifi Devletlik İlimpan Merkezi Süni İdrak Tadqiqat Orni Xitay Komünistik Partisi Qurulğanlıqının 101 yıllıqı bolğan 1-ci iyulda Aqli İqtidarlıq Siyasi İdivi Üskünüsü namlıq bir yürüş üskünlərini icat qılğanlıqını ilan qılğan. Bu üskünüdün paydalınıp partiya əzalarının çıray ifadisi mıngı və teri elektrini eniqlaşı arqılıq onlarının siyasi idivi tərbiyini qubul qılış, itirap qılış, igiləş dərəcəsini bikitəliydikən. Bu xil sun'iy idrak uskunasini ishlatib, partiya a'zolarining siyosiy sadoqatini tekshirish to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin kishilarning noroziligini qo'zg'agan. Bu masala xalqaroda kuchlik g'ulg'ulig'i sabab bo'lgandan keyin Xifi Davlatlik Ilm-fan Markazi Sun'iy Idrak Tadqiqot O'rni tadqiqot natijasini e'lon qilgan aloqador ulunishlarni o'chirayotgan. Navbatda Xitoyning sun'iy idrak texnikasi bu sohada dunyoda oldin qatorda turadigan bo'lib, Xitoy rejimining sun'iy idrak texnikasi orqali zo'r sonliq ma'lumot turg'izib, fuqarolarni nazorat qilishga ishlatilganligi, xususan Uyg'urlarni chiroy alohidaligiga asosan farqlandirish texnikasini tadqiq qilib chiqib, keng ko'lamli nazorat qilish va tutqun qilishga ishlatganligi bundan ilgirki ko'plagan xabarlarda oshkorlangan edi. Angliya parlament a'zolari Xitoyning kuzatish kameralarini butunlay cheklashni talab qildi. Angliyaning 72 yaqin parlament a'zosi Angliya hukumatiga birlashma chaqiriq yo'llab, Xitoyning kuzatish kamerasi ishlab chiqaradigan Haykang va Dahua shirkatlarining mahsulotlarini ishlatish va sotib olishni cheklashni talab qildi. Angliya taratqularining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Angliyadagi o'xshamagan partiyalardan bo'lgan 67 parlament a'zosi birlikte Angliya hukumatiga chaqiriq yo'llab, Haykang va Dahuadan iborat kuzatish kamerasi ishlab chiqaradigan ikki Xitoy shirkatining mahsulotlarini butunlay cheklashni, shundaqli mazkur ikki shirkatni Xitoy rejimining kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishlariga yordamlashganligi haqida ayiblashni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Haykang va Dahua shirkati ishlab chiqargan kuzatish kameralarining Angliyadagi umumlashish nisbati 60% dan oshib ketgan bo'lib, Angliyaning har qaysi rayonlaridagi hukumat organlari, tadqiqot markazlari, sahiya o'rinlari va maktablargacha umumlashgan. Parlament a'zolari mazkur ikki Xitoy shirkatini cheklashda bexatarlik masalasini ko'zda tutgandan sirt, Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, jumladan keng ko'lamli nazorat qilish qilmishiga chetishlik ekanligini ham nazarda tutgan. Shundaqla Amerikaning mazkur shirkatlarni olib burun qari tizimlikka kirgizganligini Angliyaning ittifoqdosh davlat bo'lish sifati bilan mos qadamda harakat qilishi kerakligini ta'kidlashgan. Amerika prezidenti Joe Biden bultur 6-ci ayda ma'muriy buyruq imzolab, sobiq prezident Trump tuzib chiqqan Xitoy shirkatlarining qora tizimligini texmo kengaytgan edi. Buyruqqa asosan Amerika fuqarolari va organlarining Haykang va Dahua shirkatini o'z ichiga olgan 59 Xitoy shirkatiga mablag' selishi cheklangan edi. Kuzatish kamerasi ishlab chiqarish sohasini monopol qilishga boshlagan mazkur ikki Xitoy shirkati Xitoy rejimining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati ijro qilishida izchil muhim rol olib kelgan. Bultur Avstraliyaning bir bexatarlik tadqiqoti shirkati Dahua shirkati yasab chiqqan yumshoq detalning Uyg'urlarni farqlandirish iqtidori borligini bayqaganligini e'lon qilgan edi. Bultur 11-ci ayda Amerikaning IPVM shirkati mo Dahua shirkatining torbetiga qo'yilgan rasmlarga asoslanib mazkur yumshoq detalda Uyg'urlarni farqlandiradigan kod borligini bayqab chiqqan edi. Bir necha ay burun Amerikaga berib panohlik tilagan jazo lageri shohidi Ubulbek Turdaxummo Haykang shirkati ishlab chiqargan kuzatish kameralarining lagerning hamma joylarini qoplaganligi haqida guvohlik bergan edi. Xitoyga qarshi ko'k tinch okean sheriklik munosabati barpo qilindi.
Xitoyning rayondagi xirisiga taqabul turish uchun Amerika va uning ittifoqdoshlari Ko'k Tinch okean sheriklik munosabati qurib chiqqan bo'lib, bu Xitoyning Janubiy Tinch okeandagi kengaymachilik harakatiga qarshi tadbirlarning biri deb qaralmoqda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika, Avstraliya va boshqa 3 ittifoqdosh davlat oldingi oyning oxirida Ko'k Tinch okean sheriklik munosabati ittifoqini qurib chiqqan. Analizchilar bu ittifoqni Xitoyning Janubiy Tinch okeandagi diplomatik va harbiy kengaymachilik urinishlariga qarshi turish uchun qo'llanilgan tadbirlarning biri deb qaragan bo'lib, bu masalada Xitoyga o'xshash qarashda bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur ittifoq 24-iyun birlashma bayonot e'lon qilib, bu hamkorlikning erkin va ochiq qoidalarini asos qilgan xalqaro tartibga bo'lgan besimning kuchayishiga asosan shakllanganligini, bu ittifoqqa Yaponiya, Yangi Zelandiya va Angliyaning a'zo bo'lganligini bildirgan. Avstraliya bilan Amerika Xitoyning o'tgan bir yilda Janubiy Tinch okeandagi ta'sirini kengaytirishga urinish qilmishlariga qattiq diqqat qilgan bo'lib, bu rayondagi 10 nechta namrat va kichik davlatning mavjudligi cho'ng kuchlarning yordami va savdosiga bog'liq ekan. Bundan ilgari mutaxassislar Xitoyning o'tgan bir yilda bu rayonga bo'lgan qiziqishining kuchayganligini, bu rayonda dengiz armiyasining ta'sirini kengaytirib, uzun muddatlik savdo manfaatini qo'llamoqchi bo'lganligini bildirgan. Bu doirada Xitoy 4-nji ayda Solomon taqim arili bilan bexatarlik kelishimi imzolagan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi yana 5-nji oy va 6-nji oylarda Janubiy Tinch okeandagi 17 orol davlatini ziyorati bo'lib, bu davlatlar bilan iqtisodni markaz qilgan 52 turlik hamkorlik kelishimi tuzib chiqqan. Ba'zi mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib, Janubiy Tinch okean qaytadan payqaldi. Növbette Amerika, Avustralya, Yeni Zelandiya ve Yaponiya qatarlıq devletlerinin hammasi bu rayonga kirishki tayyarlıq qilmoqda degan. Ma'lum bo'lishicha Washington necha 10 yildan buyon Amerika tarafidan boshqarilgan devletler bilan ittifoqdoshlik kelishimi imzolash orqali Janubiy Tinch okeanda ta'sirini kengaytirgan. Avustraliya aql ambri Lowy institutining bir analiz dokumentida coğrafya jihatdan Janubiy Tinch okeanga yaqin Avustraliya orol devletler bilan bo'lgan quyuq munosabatni o'z bexatarligi uchun intayin muhim deb qaraydi deyilgan. Xitoy organ taratquları bo'lsa, o'zlarining mazkur rayonga qilgan atalmish yordamini tashviq qilish bilan bir vaqtda Ko'k Tinch okean hamkorligini ayiblagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 3-iyun tor bekitida bu to'g'riliq ifoda bildirib, Xitoyning bu rayon bilan bo'lgan aloqasi o'zaro hurmat qilish va o'rtaq taraqqiyotga kafolatlik qilish bo'ladi degan. Xitoy tashviqot organi yarishari vaqt kezda 26-iyun inglizcha sahifasida bu to'g'riliq xabar e'lon qilib, Ko'k Tinch okean hamkorligining Xitoyni nishonlaganligini o'ttirg'i qo'ygan va Ko'k Tinch okean sheriklik munosabatining iqtisodiy hamkorlikni ilgari surish haqida konkret plani yo'qligini da'vo qilgan. O'rilib tushgan Xitoy paroxotidagi 30 kishidan 12-sining jasadi topildi. Hong Kong dengizida tayfun bo'roni sababidan o'rilib tushgan Xitoy bayroqli kran va qurilish mulozamat paroxotidagi 30 kishidan 12-sining jasadi topildi. Xitoy televiziya kanali CCTV'ning xabariga asoslanganda qutqizish otryadlari oldingi kuni bir kishini qutqizgan. Shuning bilan qutqizib olinganlarning umumiy soni 4ga yetgan. Tunugun paroxotdagi izdiriki bo'lmagan 26 kishidan 12-sining jasadi topilgan. Xitoy bayrog'i esilgan Fujing 1001 nomli kran paroxoti tayfun bo'roni keltirib chiqargan kuchli shamol va dulqinlar sababidan o'rilib ketgan edi. Hong Kong uchish mulozamat idorasining bayonotida 4 aeroplan va 6 tik uchardan tarkib topgan 36 kishilik qutqizish otryadining 1300 kilometrlik doirada izlash xizmatini davomlashtirayotganligi bildirilgan. Navbatda soatlik sur'ati 144 kilometrga yetadigan qattiq shamolli Chaba tayfun bo'roni izdash va qutqizish xizmatlarini qiyinlashtirmoqda ekan. Hong Kongning aloqador amaldori bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida xodimlarning yo'qolib ketgan vaqtini nazarda tutganda va tajribamizga asosan ularni tepish mumkinchiligi intayin tuvan deyalayman. Hech bo'lmaganda ularning bir qismini topolishimizni umid qilaman. Ammo bu bir mo'jiza bo'ladi degan edi. Amerika Türkiye'ye F-16 setip biriş meydanını yeni bir kıtım təkidledi. Aksaray bayanatçısı Karin Jean-Pierre Türkiye'ye F-16 tiplik uruş ayırıplarını setip biriş meselesinin bir neçe aydın beri müzakir kılınavatkallıqını Prezident Joe Biden'nın bu setişini kollaydıqallıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Jean-Pierre kündülük muhbirlerinin kütüveli şiğanı da Demokratçılar Partiyası'nın bir grupu əzalarının
Joe Biden'ın aldığı hafta ötküzülgen Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı başlıkları yığında Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen körüşken deyken oturgu koygan F-16'larının setilişi doğrusudaki icabi bayanlarına karatkan tenkide hakkıda tohtulup, bununla alakadar sökbetlerinin xilidin buyan devamlı şivatkallıkını eskertip ötken. Ve bizden F-16 doğrusudaki meydanımız nahayeti inek. Bunu bir neçe aydın beri müzakere kılıvatımız. Biden bu talepini hakikaten kollaydı. Onundan başka yeni bir nersi yok diyen. Biden Madrid'de ötküzülgen NATO başlıklar yığını ceryandaki muhbirlerini kütüveliş yığını da Washington'nın Türkiye'ye F-16 uruş ayruplarını setip birleşik gereklikini, bunun için Amerika parlamentinin tesliğine alalaydı gallakını oturgu koyup, menin Prezident Erdoğan'ı digerlerim dekabrde etkallarım bilen okşaş. Türkiye'ye F-16 ayruplarını setip birleşimiz, şundakla ayruplarını zamanivilaştırışımız gerek. Bunu kılmaslık bizden menfaatimizge mas gelmeydi. Men dekabrdan buyan meydanımını özgertmegenlikimni, bunun bir bedelinin buluşunun şart emeslikini, bizden onu setip birleşimiz gereklikini dedim. Bunu kılış üçün ihtiyaclık bulgunun parlamentinin tesliği. Bu tesliğine alalayımız deyip karaymen degen idi. Amerika'nın bir türküm palata azaları Biden'a mektup evetip, onun Türkiye'ye F-16 tiplik uruş ayruplarını setip birleşini kollaş kararını tenkit kılgan idi. Rusya-Ukrayna uruşunun uzırap ketişini yanı garipke döngüdü. Rusya-Ukrayna uruşunun uzırap ketişini yanı garipke döngüdü. Rusya Prezidentlik Sarayı bayanatçısı Dmitri Peskov Rusya televiziya kanalının programmasına katnaşkanda garipnin uruşunu uzartış üçün Ukrayna'yı besim kılıp atkallıkını ilgiri sürüp garipliklər tinişlikka ve müzakirege kızıkmaydı. Ular uruşunu uzartışkı tırışmaqta degen. Peskov, Amerika'nın rehberliği de Ukraynalıklarının tenişlik hakkıda oylanışı ve söz kılışıgı yol koyulmayı vatkallıkını bildiriş bilen birge, garip devletleri rehberlerinin yıkınkı bayanatları doğrusudaki sualıgı cevap verip, hazır vaziyetini pesaytış teşebbüsüge bolgan talep azaydı. Ama biz Baldurya'ki kiyin mötüdüllüklerinin galibi kılıdıgallıkıdan gümallanmayımız. Yeni müzakirleşidigan vakit kelidi. Lekin onundan ilgiri Ukraynalıklar bizden barlıq şartlarımızın yeni bir kıtım çünüşü, ularga razı buluşu, oltırıp nurgun taraflarda burunlu biz kilişken hüccetini mukumlaştırışı lazım degen. Peskov yana Avrupa rehberlerinin pekat öz devletlerinin le menfaatini oylaydıganlıkını tekligen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirimine köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.